Sevgili Selçuk, ola ki televizyonlarını yeni açanlar varsa ikinci bölümde biz çocuk ve gençlik kamplarından bahsedeceğiz. Birinci bölüm konumuz kadın ve güzellikti. İkinci bölümde çocuk ve gençlik kampları bize ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Olay televizyonu yazın, bir boşluk bırakın. Sorunuzu ya da görüşünüzü 39-29'a yönlendirin. Program konuklarımız Buğra Hızal, program direktörü. Hoş evet, geldiniz hoş ve sayın Hakan Sönmezöz kamp direktörü siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birinci bölümde kadınlar güzelleşecekler diye protest tırnakçılara gittiler, cilt bakım uzmanlarına gittiler ve makyaj yaptırdılar. Evet. Bu sırada da çocuklar nerede diye merak eden anneanneler ve babaannelere biz çocukların kamplarda olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte şu anda değil aslında ama şu anda okul dönemi olduğu için ama yaz dönemlerinde ve söestre tatilleri dönemlerinde söyleyebiliriz. Hadi bakalım nedir bu kamplar çocuk ve gençlik kampları çok duyuyoruz gençliğimizden bu yana biliyoruz Ancak <laughs> sizin bir farkınız var nedir o? Şimdi e, öncelikle şöyle söylemek lazım. Kampçılık aslında dünya üzerinde yaklaşık 100-150 yıla Hı -hı. E, yayılan bir kültür. Evet. E, kampçılık kültürü e, çocukların e, özellikle anne babalarının olmadığı ortamlarda kendi ayaklarında üzerinde durabilmelerini Hı -hı. sağlamak için yapılan, çocukların sosyalleşmelerini sağlayan, yeni arkadaşları edinmelerini sağlayan e, ve tatil dönemlerini kapsayan e, programlar. Evet. E, bu programların temel amacı e, özellikle ebeveynlerin ee, çocuklarını yetiştirirken bir süre sonra artık onların e, aileden e, uzaklaşacağını kabul etmelerini gerektiren bir organizasyon. Çünkü biz çocuklarımıza her zaman e, hakim olamayacağız. Her zaman onlarla beraber olamayacağız. Ne kadar çabuk onların kendi ayakları üzerinde durma fırsatını onlara sağlarsak o kadar büyük avantaj. Ee, ...konsept anlamında da bunu ikiye bölmekte fayda var. Tabii ne çocuk... kadar çok onların kendi ayakları üzerine durabilmelerini... ...sağlarsak noktasında kampların önemli bir yeri var. Özellikle evet. işte bizden ayrıldılar ya da bir süre... ...bir haftalığı bir başkasının yanında geçirsinler yerine... ...kampta güvenilir ellerde olmasa mutlaka çok daha sağlıklı... ...ikiye ayırmakta fayda var yaz kampları ve kış kampları diyeceksin. Aslında derde. çocuk kampları ve gençlik kampları diyecektim. Peki mi? hadi o zaman. Çünkü e, bunlar tabii ki farklı organizasyonlar. Hı -hı, kesinlikle. Çocukların yaş grupları, e, gençlerin yaş grupları değiştikçe... E, Beklentileri, istekleri, onlara yaklaşım şekilleri ve bizlerin uygulaması gereken programlarda da haliyle değişiklikler meydana geliyor. Biz bu konsepti 7-13 yaş grubu çocuklara yönelik çocuk kampları ve 14-18 yaş grubu çocuklara yönelik gençlik kampları diye ikiye çocuk ayırıyoruz. Çocuk ve gençlik kampı dediğimizde her birini içine alan kamptan bahsetmiyoruz ayrı ayrı olması. Tabii, i̇kisinin mutlaka, mutlaka ayrı ayrı olması daha doğru. Hı hı. Hem çocukların gelişimi açısından hem de daha keyifli bir kamp dönemi açısı, geçirmeler açısından daha doğru. Peki çocuk kamplarının yaz kısmından bahsedelim. Yazın neler oldu? Neler yaptı çocuklar? Ve kaç yıldan bu yana bunu gerçekleştiriyorlar? Şimdi yaz dönemi farklı kamp programları da beraberinde getiriyor. Mevsimsel koşulların getirmiş olduğu programlar, farklı lokasyonlarda yani mesela bir dağ ortamında veya bir deniz ortamında yapılan programların içerikleri tabii ki birbirinden hı hı. farklı arz ediyor. Biz kurum olarak çocuklara iki alternatif sunuyoruz yaz döneminde. Bunların bir tanesi dağ programları. Bolu Aladağ bölgesinde yaptığımız kamplarımız var. Biz bunlara doğa macera kampları diyoruz. Doğa macera kamplarımızın konsepti biraz daha çocukların özellikle şehir ortamında, şehir gürültüsünde, işte elektronik, teknoloji, trafik ortamından biraz daha uzaklaşıp doğaya, ağaca, yeni ortamlara, pek de şehir hayatı içerisinde bulanamadıkları ortamları dokunmalarını sağlamak. Do Şimdi çocuk dediniz, doğa ve macera dediniz. Annelerin kulakları havada dinliyorlar. Evet. Çocuklarımızı doğaya ve maceraya bırakacağız. Evet. Vay 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 vay. Bunu da neye dikkat edeceğiz? Ne olacak? Şimdi tabii burada dikkat edilmesi gereken, kampçılık konusunda dikkat edilmesi Hı -hı. gereken çok önemli hususlar var. Ee, sonuçta siz dünyanın en değerli varlığı olan çocuğunuzu emanet ediyorsunuz. Ee, ve belki de aslında şahsen tanımadığınız insanlara emanet ediyorsunuz. Bizim kamplarımıza Türkiye'nin dört bir tarafından ve dünyanın farklı bölgelerinden de kampçılar katılıyor. Tabii ki aileler böyle bir kampa çocuğunu göndermeden evvel bir takım araştırmalarda bulunmalılar. Biz de bunu zaten şiddetle tavsiye ediyoruz. Ee, bu konuda en önemli kriter nasıl bir kuruluşla çalışıyorsunuz? Çocuğunuzu kime emanet ediyorsunuz? Bunun için de günün koşullarını aslında araştırmak çok kolay. E ee, internet bugün e, bu konuya çok müsait. Hı hı. İnternet ortamından bir yaz kampı araştıracağınız zaman sadece yaz kampı yaz kampları kelimelerini yazmanız sizi bu konuda e, uzun süredir faaliyet gösteren kuruluşlara ulaştıracaktır. Bunlara ulaştıktan sonra bu kuruluşlar ne kadar zamandır bu işi yapıyorlar? Nasıl bir kadroyla yapıyorlar? Referansları kimler? Evet, referansları kimler? Daha önceden bu kampa katılan insanlar neler söylemiş? ama aslında bence günün koşullarında çok daha somut bir takım çözümler var. Bunlardan bir tanesi de bu kampların görüntülerine sahipler mi? Yani hı hı. eğer iyi bir kamp yapıyorsanız, gerçekten bu konuda iddialıysanız yaptığınız kampı insanlara sergilemekten çekinmezsiniz. Biz mesela kendi kamplarımızı profesyonel kameramanlar tarafından kampları videoya çektirip bunların daha sonradan görüntülerini internette yayınlamayı tercih ediyoruz. Böylece aile çocuğunu bir doğa macera kampına gönderdiği zaman en azından 2-3 dakikalık bir görüntü içerisinde dahi çocuğum neler yapacak, hangi faaliyetleri gerçekleştirecek, kimlerle beraber olacak noktasında arzu ettiği cevapları bulabiliyorlar. Tabii orada da yine e, kurumun tamamen samimi olması çocuğuna. çünkü ki. iyi profesyonel bir kameraman alırsınız, orada mevcut zemini hazırlarsınız, görüntüyü çekersiniz, verirsiniz internete. Ama ertesi gün, ertesi kamplarda durum çok daha farklıdır. Aileler de ona güvenebilirler o konuda birazcık da kurumun kendini ispatlaması yani görüntünün dışında da görüntü ki. çok önemli tabii Hı -hı. ama daha farklı şeylere de bakması gerekiyor. Tabii. Özellikle referanslar benim için çok önemli. Mutlaka, mutlaka. Hı -hı. Yani daha önceden bu kampa katılmış olan çocukların düşünceleri, ailelerin düşünceleri, Hı -hı. nasıl bir kamp geçirdikleri hakkındaki fikirleri Onların referansları kısmında incelendiğinde zaten ailelerin görecekleri konular onları. Anneler, babalar çocuklara müdahale ediyorlar da söz konusu olan gençler olunca birazcık duruyoruz biz. Gençlik kampları ile ilgili bilgiyi de sizden alalım Bora Bey. Siz ne söyleyeceksiniz? Tabii ben şimdi gençlik kamplarının direktörünü yapıyorum, program direktörünü yapıyorum. <laughs> Şimdi tabii ki e, söz konusu gençler olduğu için gençlerin tabii istekleri biraz daha farklı. Onlar biraz daha müzik konseptli, işte eğlence konseptli bazı şeyler istiyorlar e, ve biz de hani e, 13. sezon kamplarımızı yapıyoruz gençlik kamplarında. Kaç yaşa kadar gençtir? E, 14-18 yaş arası genç grup olarak. 14-18 yaş genç, evet, gençlik kamplarına katılabiliyorlar. Onların programlarını tabi hazırlarken, onların daha çok eğlence yönlerine biraz daha ağırlık veriyoruz. Onların hoşuna gidecek olan güncel olan şeyleri takip ediyoruz ve eğlence bir kamp dönemi geçirmelerini sağlıyoruz. Hı hı. Gençler için de iki tane alternatif aynı şekilde yine bolu dağlarda olan doğa macera kampının gençlik ve macera konsepti olanı, aynı şekilde Çeşme'de yapılan bir surf kampı ve Antalya'da yapılan bir uluslararası gençlik kampımız var. Ee, bu şekilde gençlere 3 farklı alternatif sunabiliyoruz. Neden Bolu Alada çocuklar için de orası tercih edilmiş gençler <laughs> için de? Ee, yani özellikle yani şimdi elbette olsun Bolu Alada. Ya şimdi Bolu'dan izleyen izleyicilerimiz nasıl yani diyeceklerdir ama niye Bursa'da Uludağ değil? Evet şimdi bizim hani kaldığımız tesis itibariyle bir Hı -hı. orayı seçme birinci nedenimiz gençlik kampları yani gençlik ve macera kamplarında birincisi çocuklar çadırlarda kalıyorlar. Tabii çadır dediğimiz zaman hemen aileler aman çadırda kalıyorlar vesaire diye böyle bir korku söz konusu oluyor. Böyle bir şey yani hiç korkmamaları gerekiyor. Çünkü bildiğiniz çadırlar değil, çelik konstrüksiyon üzerine yapılmış olan ahşap kaplamalı ve son derece güvenli çadırlarda konaklıyorlar. Tabi e, tabii gençler de aynı şekilde e, bu tip ortamlardan uzak oldukları için e, bu tip şeyler onların ilgisini çekiyor ve daha çok rağbet ediyorlar. E, çünkü hani gençler bir ağaca çıkmadıkları için, bir ağaçtan belki de elma toplamadıkları için hani bu tip şeylerden uzak kalıyorlar. E, ve biz de hani onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yaptığımız takım oyunlarıyla, aktivitelerle çok keyifli zaman geçirebiliyorlar gençlerde. Tabii sadece çocuklarımıza ve gençlerimize vakit geçirmek değil, geleceğe de hazırlama noktasında kampların çok çok önemi var. Eski kamplarla şimdiki kampları değerlendirdiğinizde kampçılık noktasında siz Türkiye'de bir isim olmuş firma olarak ne söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle biraz önceki aslında sorunuza da cevap vermek istiyorum. Bursa bölgesinde de gerçekleşen kamplar var. Var aslında, barş, var kesinlikle. Barş, yaz evet. döneminde de, kış döneminde. Biz mesela yaz kamplarımız için Bolu'yu tercih ettik ama kış dönemindeki kamplarımız için de Bursa'yı tercih ediyoruz. Yani özellikle döneminde... Bursa'da çok sevdiğim bir mekanda, siz ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet, evet. Beş yani, yıldızlı bir mekan. Evet, evet. evet. Ee, özellikle hani biz mesela ikinci bölgeyi Hı -hı. kayak ve snowboard kamplarımız için tercih ediyoruz çünkü hani günün koşulları itibariyle işte düzeni yeni pistlerin oluşturulması, daha geniş lift imkanlarının bulunması bizi o konuya yönlendiriyor. Ee, geçmişten bugüne kampları Türkiye'deki durumunu incelemek gerekirse, e, geçmişteki Türkiye'deki kampçılık kültürü birazcık daha izcilik kökenli demek hmm. daha doğru olur. Eee tabii o günün koşulları itibariyle Türkiye'nin e, yapısında e, kamp koşulları biraz daha ağır. Gerçekten hani bu işte biraz evvel bahsettiğimiz mesela çadır koşulları bildiğimiz gerçekten o hani işte babam sınıfı hmm. filmlerinde izlediğimiz kamplar hani konseptinde yapılıyor. E tabii şimdi günümüzde ailelerin kafa yapısında o kampları kurmaması lazım Bizler bir kamp organizasyonu yaparken her türlü tesis incelemesini, tabiat dokusunu, ulaşım koşullarını, sağlık koşullarını, güvenlik koşullarını ön planda tutarak bunları yapmak durumundayız. Bir kamp tesisine karar verirken e, bunun bir sağlık kuruluşuna ne kadar yakın olduğunu mutlaka gözden geçirmeniz lazım. O sağlık kuruluşuna kaç dakika içerisinde ulaşabileceğinizi, alabileceğiniz imkanları mutlaka değerlendirmeniz, bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Bunun yanı sıra bir tesisin size hangi Teknik imkânları sunduğunu değerlendirmek lazım. Ee, bir mesela bir macera kampı sırasında yüksek ip parkurları dediğimiz çocukların normalde şehirde bulamayacağı bir takım aktiviteler sunuyoruz. Nedir bunlardan bir tanesi mesela flying fox dediğimiz bir aktivite var. Hmm. İki ağaç arasında 150 metrelik iki ağaç arasında bir tel üzerinde e, güvenli bir şekilde ama en azından birazcık daha o rüzgarı hissederek kayma imkânına sahip oluyorsunuz. Şimdi bunu şehirde yaşamanız mümkün değil. Veya işte maymun köprüsü dediğimiz o filmlerde gördüğümüz hmm. köprüler üzerinde yine teknik parkurları ciddi şekilde düzenlenmiş, güvenlikleri, emniyetleri alınmış şekilde maymun köprüsünden geçme şansına sahip oluyorlar. E tabi bunlar teknik kriter anlamında e, günümüz kamplarıyla geçmiş kampları birbirinden ayıran önemli özellikler denilebilir. Peki kamp süreleri ne kadardır? Bunları nasıl ve neye göre ayırıyorsunuz? Şimdi aslında yine dünyadaki konsepti değerlendirmekte fayda var. Farklı alternatif kamp çeşitleri var. E, dünya literatüründeki kamp konsepti ikiye ayrılıyor. Bunlar aslında günlük kamplar ve yatılı kamplar şeklinde. Günlük kamplar biz Türkiye'de birazcık daha yaz okulu dediğimiz konseptler yani çocuklar sabahleyin gidiyorlar bir takım aktivitelerini yapıyorlar öğlen yemeklerini yiyorlar akşamleyin evlerine tekrar geri dönüyorlar o bir Bu... takım aktiviteleri de açalım birazcık izleyicilerimize şimdi yaz yaz okullarında yüzle. genelde bunlar işte yüzme tenis Hı -hı. basketbol e, ve bir takım işte sosyal Hı -hı. sanatsal aktiviteler olarak değerlendirilebilir yatılı kamplar bizim yaptığımız kamplar e, bir hafta iki hafta üç haftalık periyotlara kadar uzanabiliyor yurt dışında genelde daha uzun periyotlar tercih ediliyor ama Türk anne babası yapısı henüz çocuğundan böyle bir iki hafta, üç hafta uzaklaşmaya çok Elbette. elverişli. Elbette. Aylarca kampta ne işi var <laughs> benim çocuğum? Olmadığı <laughs> için. Allah koyu, Biz <laughs> şahsen birer haftalık periyotları tercih ediyoruz. 6 gece, yedi günlük periyotların bir kamp için ideal olduğunu, hem bu sürede ailenin gerekli tecrübeyi yaşayacağını hem de çocukların kampın tam böyle damak tadında kalacağını, belki bir sonraki dönem içinde onun devamını getirmek isteyeceklerini düşünüyoruz. Ama arzu eden aileler bazen iki dönem üst üste de göndermeyi tercih edebiliyorlar. Peki Ailelerden beklentileriniz nedir bu noktada? Ben oğlumu ilk gençliğinde biraz şimdi büyüdü ee, kız arkadaşı da var o yüzden ben gencim artık anne yani diyor Hı -hı. ilk gençliğimde ilk gençliğimde kampa gönderdiğimde kamp sorumlusu arkadaşım ve dedi ki sakın aramayacaksın bize emanet ediyorsun ve aramayacaksın çünkü Hı -hı. sen senden uzaklaştırmak için ya da ayakları üzerine durabilmek için böyle bir şey yapıyorsun 15 gün süresince aramayı sana yasaklıyorum dedi evet. ama ben tabii o zaman arkadaşımı çok aradım toplantıda da olurdu arardım nasıl Hı -hı. oğlum yeter artık der ve kapatırdı Hı -hı. telefonu şimdi Hı -hı. velilere ne diyorsunuz ailelere ne diyorsunuz var mı Ş benim bir böyle pipirikli adına ne koyarsanız koyun sorunlu, arızalı anneler vardır babalar ya, mutlaka. Estağfurullah. Şimdi şöyle öyle, öyle. değerlendirmek öyle. lazım. Yani e, tabii ki anne babalar için kolay bir adım değil. Yani çocuk dediğiniz şey çok değerli çok kıymetli. Şimdi benim mesela eşim hamile biz ya, çok Ya göreceksiniz şimdi çok heyecanla şimdiden biçilmek kolay olur ama doğduktan evet. sonra bizi çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, evet. Şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi e, tabii ki anne babalarımız veya e, velilerimiz bize çoğu zaman Hı -hı. şöyle derler. Yani hadi bakalım siz de ileride anne baba olunca göreceksiniz hani bizim neler hissettiğimizi anlayacaksınız. Ama buradaki yani kritik nokta şu. Bizim en büyük sorumluluğumuz çocuğumuza bu fırsatı tanımak. Bunu Hı -hı. ne kadar erken tanırsak o kadar onun hayatta muvaffak olması, yardımcı oluyoruz. Telefon ve görüşme konusunda gelince tabii ki kampa gönderdiğiniz zaman çocuğunuzun çok yoğun bir programı var. O bir haftalık program içerisinde yeni arkadaşlarla tanışacak, aktiviteler yapacak, oyunlara katılacak ve günün herhangi bir saatinde siz ona telefonla hani görüşmek istediğiniz zaman muhtemelen onu bir aktiviteden alıkoyuyor olacaksınız. Bir futbol maçının ortasında veya bir ip parkurunda hadi bakalım gel annen arıyor demek çok da onun için keyifli <laughs> bir ortam oluşturmuyor. Kesinlikle. Hatta zaman zaman anneler bu konuda biraz üzülüyorlar. Ya bu neden benle konuşmak istemiyor diyorlar. Bizim bunun için önerdiğimiz model şu. E, kamp periyodu içerisinde 2-3 gün kampın ilk günü, kampın ortasındaki bir gün ve kampın son günü e, anne ve babalara arayabilecekleri belli saatler belirtiyoruz. Zaten kamplarda bir koç sistemimiz var. Koçlarımız her dört kampçıdan bir tane koç sorumlu oluyor. Bu koçların telefon numaralarını annelerine veriyoruz. Ve akşam diyoruz ki 6.30 ile 7.30 saatleri arası telefonla görüşme saatidir. Koçunun numarasından arayabilirsiniz. Bu aradığınızda da nasılsın, eğleniyor musun, keyfin yerinde mi gibi size en çok merak ettiren konuların cevaplarını aldıktan sonra haliyle biraz onları o kamp ortamında özgür bırakmak onların da hakkı diye düşünüyoruz. Peki çocuk kamplarına katılmayıp sırf gençlik kamplarına katılanların durumu nedir? Yani çocuk kamplarına katılmaya alışkanlık etmiş ve gençlik kamplarına gelenler biraz daha farklıdır öyle değil mi? Evet. Erken yaşta başlamak gerekirin cevabı bu. Peki gençlik kampına gelenler nelerle karşılaşıyorlar? Neler bekliyorlar? İşte çocuklukta bu kampa katıldıysalar eğer onların durumları farklıdır. Aktarın bizi. Evet şimdi Zaten Çocuk kamplarıyla şimdi 7 yaşından itibaren başlıyor çocuk hı hı. kampları. Ee, şimdi çocuklar da çok eğlendiği takdirde zaten kamplara sürekli gelmeye devam ediyorlar. Ve e, yaş, yaşları da dolduğu takdirde zaten hani gençlik kamplarına gelmeye hak kazanıyorlar. Ve tabii hani onlara sunduğumuz farklı alternatiflerle örneğin e, bir doğa macera kampına 2 sene katılan biri ertesi sene belki bir surf kampına gelmek istiyor. Surf kampında zaman geçiren bir kişi belki ertesi sene bir boğalar çocuklar kampına gelmek istiyor. E, bu şekilde hani farklı alternatifler sunabiliyoruz. Ee, bizim hani şey yaptığımız şöyle bir şey var. Kamplarda biz kamplara her katılan çocuğa bir tane rozet veriyoruz. Hı -hı. Ee, bu rozetler işte o kampa katıldığı zaman e, onun aldığı bir e, ödül olmuş oluyor ve e, çocuklar kendi aralarında işte senin kaç tane rozetin var? Benim işte 10 tane rozetim etti. İşte ben bak 5 kampa birden katıldım ve bu rozetler çoğaldıkça biz onları artık işte yardımcı koçluk, stajyer koçluk gibi e, kendi kamplarımıza koç olarak görev yapan e, koçların pozisyonları getiriyoruz. Ve oradaki hani e, koç olarak bizim kendi ekibimizde olan insanlar da o kamplarda yetişmiş, o kamplarda e, kampçı olarak bulunmuş kişilerden olmuş oluyor ve e, genç kampında, çocuk kamplarında olsun, onların dilinden daha çabuk, daha kolay anlayabiliyor. Özellikle evet. gençlere çok fazla alternatif sunmaya çalışıyoruz. Surf kampı. Ve Gençlik Macera Kampı gibi. Peki izleyicilerimizden gelen sorulardan bir tanesi. Önümüzdeki kamp ne zaman başlayacak? Katılım şartları nelerdir? Şimdi en yakın kamp programı sömestre döneminde. Hı -hı. sömestre tatilinde. E, kayıtları şu andan itibaren başlamış durumda. Çünkü sömestre dönemi çok yoğun bir dönem. Çok talep gören Kış bir kampı, dönem. Değil Kış kampı değil mi bu? Kış kampı evet. Çocuklar ve gençler için aynı sömestre şey. Sömestre kayak ve snowboard Hı -hı. kampı. Ee, dediğim gibi yine iki konseptte çocuklar için ayrı bir program, gençler için ayrı bir program yapılıyor. Bu programlar yine birer haftalık iki dönem halinde gerçekleşiyor Sömesir'de, ee, Bursa'da, Uludağ'da gerçekleştiriyoruz ikinci bölgede. Ee, kampın temel konsepti şu: e, yeni başlayanlar için bir kayak ve snowboard temel eğitimi, daha önceden kayak veya snowboard yapmışlarsa o seviyelerini geliştirmek için onlara alternatif bir Fırsat. ve artık ileri seviyeye gelmiş olanlara bizim yaptığımız bizim kampçılarımıza özel bir uygulamayla eğer gerçekten iyi seviyede kayıyorlarsa artık onları yarışmacı konseptine getirmek ve bu yarışmacı konseptinde işte yapılan, Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde yapılan snowboard ve yarış, kayak yarışlarına hazırlık yönünde hmm. bir kamp çalışması. Ama sadece teknik aktivitelerle de sınırlı değil. Ee, kayak ve snowboard eğitimi dışında olan saatlerde işte e, havuz aktiviteleri, gece eğlenceleri, özellikle sömestri dönemi biraz da e, Uludağ'ın da çok hareketli olduğu bir dönem. E, Sömestrin birinci hmm. haftası, üniversiteler haftasıyla e, çakışıyor. Gençler için çok daha alternatif Aynen, bir güzel oluyor, hareketli bir adam. alan. Tabii, e, birazcık da yani bizim 15, 16, 17 hmm. yaş grubu gençlerimizin üniversiteli gençlere bir şeyi var, ilgisi var. Onlar da en kısa sürede üniversiteli olmak istiyorlar. En azından o ortamı da görme şansına sahip oluyorlar. Ama buradaki en önemli kriter şu biz burada e, koçlarımızı daha önceden tecrübeli olan koçlarımızı bu gençlerin sorumluluğuna veriyoruz. Bu gençlerle beraber hareket etmelerini sağlıyoruz. Çünkü sonuçta aileler e, çocuklarını emanet olarak gönderiyorlar. Bizim için onlar çok değerli Peki, insanlar. Peki yapılması gerekenler nelerdir? Mesela her e, kampta olmak isteyene buyurun e, kampımıza çık demiyorsunuz mutlaka. Bir öncesinde sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor mu? beklediğiniz hı hı, nedir? Hı. Bunları da anlatalım da izleyicilerimiz Şimdi ona göre Şimdi şöyle bir şey var. Sana. Tabii ki e, kampların göre Hı -hı. Yani oradaki fizikse, Katılamayacak çocuklar fiziksel ya da gençler tabii vardır. ki aktivitelere göre e, her e, branşı Hı -hı. yerine getirmek çok mümkün değil. Hı -hı. Ama e, biz açıkçası her çocuğa e, kapılarımızı açmayı tercih ediyoruz. Örnek veriyorum e, bir konuda e, mesela denge problemi olan bir öğrencimiz Hı -hı. var. E, evet diğer arkadaşlarına göre fiziksel koşulları çok e, arzu ettiği gibi yerine getiremiyor. Yani... Mesela dörder kişilik, beşer kişilik kayak gruplarında eğitim alıyorsanız onun birebir eğitim alması gerekebiliyor. Ama biz bunu reddetmemeyi tercih ediyoruz. Çünkü çocuklar, çocuk her yapıdan çocuk, her özellikten çocuk bu toplumun bir parçası. Onları kabul etmeyi tercih ediyoruz. Aileleriyle yaptığımız ikili görüşmeler sonucunda eğer onlar da uygun görürlerse ona mesela özel ders aldırıyoruz. Birebir bir hocanın denetimine veriyoruz. Böylece onu da toplumun içerisine kazandırma ...yolunu ona açmış oluyoruz. Bunlar bizim tercih ettiğimiz şeyler. Sağlık konusunda da ailelere tabii ki şunu öneriyoruz... E, kamp ortamları kalabalık ortamlar. Kalabalık Hı -hı. ortamlarda çocukların e, kendi sağlık koşullarına dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela bir sağlık problemi olan öğrencimiz varsa, daha önceden bir rahatsızlığı varsa, bununla ilgili ilaçlarını koçlarına yazılı olarak bildirmelerini Hı -hı. kamp öncesinde rica ediyoruz. İlaçlar koçlar tarafından teslim alınıyor. İlaçların kullanım saatleri varsa bunlar koçları tarafından o kampçılara kullandırılıyorlar. Sonra ilaçlar tekrar e, kamp direktörünün odasına kaldırılarak böylece bir güvenlik sağlanmış oluyor. Çünkü çocuklara ve gençlere henüz iyi hani İlaç kullanım hı hı. konusunda emanet etmek çok doğru değil düşünüyorum. Peki bir kamp döneminde kaç gence kaç çocuğa hizmet verebiliyorsunuz? Şimdi bunlar tamamen tesis koşullarıyla doğru hı. orantılı. Ama bizim genelde bir kamp süresinde mesela kış kampları konusu gündeme geldiği zaman 100 kişilik bir kampçı grubunu değerlendiriyoruz. İşte bunlar da 2-3 otobüs halinde Türkiye'nin farklı noktalarından hareket ediyorlar. Ama yaz kampı söz konusu olduğu zaman sayılar artabiliyor. Bu sayılar 150-200 kişiye kadar çıkabiliyor. Ama tabii ki 150 kişilik bir eğer kamp öğrencisi grubunuz, kampçı grubunuz varsa nereden baksanız bunun için bir 70-80 tane de koçunuzun, işte eğitmeninizin, kamp direktörünüzün bununla beraber olması gerekiyor. İdeal oran olarak biz 4 kampçı için bir kamp görevlisinin bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Peki sizi anlatırken dedi ki Buğra Hızal program direktörü. Hı. Şimdi gençlerden birçoğu merak ediyordur. Ne iş yapar program direktörü özellikle gençlerle evet. ilgili program direktörü olduğunuzu söyledik. Evet şimdi biz ben hani program direktörü olmadan önce dediğim gibi daha önceden kamplara da katıldım hem çocuk kampları hem gençlik kampları. Hı hı. E, kamplarda nelerden hoşlandığımızı ya da nelerden neleri istediğimizi hani kamplara katıldığım için çok rahat bir şekilde bilebiliyorum. Ve hani e, şu anda kamplara katılan çocukların da akıllarından ne geçtiğini e, düşünebiliyorum ve e, programlarımızı ona göre düzenliyoruz. İşte gece yapılan belki bir eğlenceli bir parti olabiliyor, onu organize ediyoruz. Aynı şekilde işte bir snowboard kayak eğitiminin sonunda belki bir kar topu savaşı yapıyoruz. Bir e, yarışmalar yap düzenliyoruz. Snowboard takım Snowboard yarışmaları. E, gençlerin ve çocukların hani çok hoşuna giden şeyler. E, özellikle çocuklar kamplarda eğlenmeyi ve ...birlikte hareket etmeyi çok sevdikleri için bu programları hazırlarken çok dikkat ediyoruz. Ne kadar çok eğlenecekleri aktivite varsa onların hepsini program içine yerleştirmeye çalışıyoruz. Eğlenirken öğrendiklerinin farkına yıllar sonra varıyorlar ama evet, değil mi? Evet, Gerçekten öyle. Peki genç arkadaşlarınıza seslen... nasıl sesleneceksiniz, ne söyleyeceksiniz? Programı yavaş yavaş toparlayacağım ben. Yani gençler özellikle... OKS'dir, üniversitedir, öfkesi hazırlıkları e, derslere boğuluyorlar genelde. Sömestri tatilinde. Sömestri buna birazcık... döneminde evet bunları biraz da e, zamanlarını ayırdıkları takdirde e, kendilerini bir kamp ortamında değerlendirebilirler. Hepsini buradan çağırın. Mutlaka bir snowboard kampına, kaya kamplarına gelmesi konusunda söylemesi Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinden gelenler var dediniz. Onu alalım. Hemen onun dışında da Hı -hı. özellikle sizin kurumunuzun dış ülkelerdeki kamplarla ilgili Hı -hı. de yaptığı çalışmalar var. Onu da aktaralım. Şimdi tabii ki bizim yaptığımız kamplar Türkiye'nin dört bir yanına açık. Yani bugün Hı -hı. Samsun'dan, Ankara'dan, İzmir'den Bursa'dan, İstanbul'dan katılımcılarımız var. Ailelerin yapması gereken tek şey internet sitesi aracılığıyla bize ulaşmak, hı hı. merak ettiği soruları merkez ofisteki müşteri temsilcileriyle görüşerek cevaplamak, onların cevaplarını almak. Burada gayet rahat olabilirler, sorabilirler. Hatta arzu eden velilere imkanları dahilindeyse kam kuruluşunun ofisine gidip oradaki insanlarla tanışmalarını, çocukları kimlere emanet ettiklerini görmelerini hı hı. öneriyoruz. Ee, gençlerin dışında birazcık da ben ailelere bir mesaj vermek istiyorum. Evet çocuklarımız çok kıymetli. Çocuklarımızın üzerine çok hassasız. Onların üzerine çok titriyoruz. Ama yavaş yavaş onların da yolunu açmak gerekiyor. Onlara biraz şans vermek gerekiyor. Sömestr tatili ve yaz tatili bunun için çok iyi imkanlar. çocuklarımıza güvenelim. Onlara bu şansı tanıyalım. Çünkü onlar ileride geleceğin büyükleri olacaklar. Hı hı. Bir süre sonra onlar önemli konumlarda görev alacaklar. Bununla beraber Buran'ın dediği gibi tabii ki kamp aktiviteleri genelde onların eğlenmeleri, mutlu olmaları üzerine kurulu. Ama biz biraz da gizli gizli, küçük küçük o aktivitelerin içerisinde bir takım takım oyunlarını, liderlik özelliklerini, sorumluluk alma becerilerini yerleştiriyoruz. Tabii ki bunları çocuklara söylemek çok keyifli değil. Onlar ne yapmak istiyorlar? Eğlenmek, oynamak, dans etmek istiyorlar. Ama biz ailelere bu mesajı veriyoruz. Evet bu aktivitelerin hepsinin içerisinde biraz liderlik, biraz sorumluluk alma, biraz risk alma, risk yönetimi gibi konular geçerli. Uluslararası boyuta gelirsek de Dünyada dediğim gibi bu konu çok ciddi bir şekilde oturmuş durumda. Biz kuruluş olarak Uluslararası Kamplar Birliği ve Asya Kamplar Birliği üyesiyiz. Bunların dünya üzerinde yaptığı kongreleri geziyoruz. Ben işte bundan yaklaşık iki gün önce Tayvan'da Asya Kamplar Birliği kongresinden geldim. Ne dediler onlar? Ee, ne va çıktı burada çıkan en önemli şey iyi e Dünyadaki bütün kamp kuruluşları aslında entegre olmak istiyorlar. Hı hı. E, Türkiye'deki kampları onlara tanıttık, anlattık, videolarımızı, fotoğraflarımızı gösterdik. Çok beğendiler, çok hoşlarına gitti. Ve bu yaz döneminde özellikle e, Amerika'dan, Kanada'dan, Moğolistan'dan, Yunanistan'dan misafirlerimiz olacak kamplarımızda e, Türkiye'de yaptığımız kamplara katılacaklar. Onlar da bizim koçlarımızı, hı hı. yani kendi eğitmen kadromuzu misafir edecekler ve böylece bir değişim programına yavaş yavaş başlayacağız. Aslında kampın en güzel e, özelliği kültürel renklilik yaratmak çocukları farklı ortamlardan bir araya getirip onları e, dünya barışı içerisinde bir arada tutabilmek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Güzel, Yolunuz teşekkür açık ederiz. olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili Selçuk seninle veda edeceğiz. Eğer siz orada durup hayat...